Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün Oldu Gençlik Tartışıyor programının 3. bölümündeyiz. Bu akşamki konuğumuz saygıdeğer hocamız ilahiyatçı Yavuz Özden. Bu akşamki konumuz ise tarih ışığında gençlik ve problemler olacak. Bunları tartışacağız, konuşacağız. İnşallah programımızın böylece sonuna geleceğiz. Bu 3. programımız. İyi kötü 2 program çektik. Ve devamı da geliyor inşallah. Bu ortamın sağlayıcısı olan, bu imkanları bize sağlayan Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım ve şahsım adına. Ki kendilerine de teşekkür edecekti zaten. Çok sağ olsun. Kendisine gittik söyledik. Yer sıkıntımız var dedik. Kendisi de bize bu salonu tahsis etti. Böyle güzel imkanlarda çekmek bizi çok mutlu ediyor. Daha güzellerini de yapacağız. Ve sözü saygıdeğer hocamız Yavuz Özden'e bırakalım. Programımız hakkındaki düşüncelerini alalım. Buyurun hocam. Gençler kendi meslek yapım itibariyle ve toplumsal yapılanmamız itibariyle sosyal bir faaliyet olan bu girişimimiz takdire şayan bir durumdur. Lütfettiniz, nezakette bulundunuz, bizleri davet ettiniz. Bu davetinizden ötürü sizlere teşekkür ederim. İnşallah güzel bir program yapmış oluruz. Bizi dinleyenler de bir şekilde güzel bir anları olmuş olur. Evet. Hocam sorulara geçmeden önce Mustafa arkadaşımızın ve Murat arkadaşımızın da düşüncelerini alalım. Daha sonra sorulara geçelim. Buyurun Murat Bey. Teşekkür ediyorum Kadir Bey. Kadir Bey'in de dile getirdiği gibi bu programda öne ayak olan kaymakamımız Gökhan Zengin Beyefendi'ye de buradan teşekkürlerimizi sunarız. Hocamıza da programımızda dahil olduğu için şükranlarımı sunarım. İnşallah hayırlara vesile olur programımız. Programımızın devamını ileriki günlerde de daha güzel bir şekilde, daha güzel programlar yaparak izleyicilere sunacağız. Hayırlısı olur inşallah. Mustafa Bey sizden düşüncelerini de alalım. Şimdi ilk önce saygıdeğer kaymakamımız Gökhan Zengin'e buradan çok teşekkür ediyorum. Buradan da Yavuz hocamız, ilacı Yavuz hocamıza da buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Davetimizi kabul etti, geldi. İnşallah biz daha ileriki programlarda daha güzel bir ortamda, daha güzel bir ses sistemleriyle, daha güzel kameralarla her şeyimiz daha güzel olacak inşallah. Bu kadar. Hocam herkese teşekkür ettik, size teşekkür etmeyi unuttuk. Ben teşekkür ederim. Tabii programımızın sonunda teşekkürümüz. Evet. Bir telefonumuzla buraya kadar geldiğiniz için, gençlere önem verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Hocam gençlik, tarih ışığında gençlik ve problemlerini sizden dinleyelim. Takıldığımız yerde biz zaten sorularımızı soracağız. Buyurun hocam programa başlayalım. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi insan biliyorsunuz malum aciz olarak dünyaya geliyor. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ifadesi biz onu karanlık 3 devreden geçirdik buyurur ana rahminde. Daha sonra dünyaya aciz ve çaresiz bir şekilde geliyoruz. Anne ve baba şefkatiyle Cenab-ı Hak bizleri onlara mecbur kılıyor. Büyüyünce büyütmeye başlıyor anne baba. Belli bir zaman aldıktan sonra çocukluk devresi oluyor. Bu psikolojik olarak da bunların devreleri var. 0-2, 0-4, 0-5, 0-6 yaş evreleri. Daha sonra gençlik, bulu çağı, ergenlik, daha sonra gençlik denilen çağımız. Bu 35 yaşına kadar süren bir durum. Bu dönemde kişi olarak gelişim sağlanıyor. Kişinin karakteri oturuyor. Daha sonra çevresinden etkilenimi, genetik olarak getirmiş olduğu değerler belirleniyor. Bu değerler ortaya çıkıyor. Bunların gelişimi bulunduğu ortamda ilerleyebiliyor veya bu ne yapıyor? Daha sonra inkıtaya da uğrayabiliyor. Çevrenin etkisi, ailenin etkisi, kişinin getirmiş olduğu genetik kodlar yapısının
kişilik yapısının oluşmasını sağlıyor. Çaresiz bir durumda olan insan bir güç ve kuvvet kazanınca almış olduğu yan birikimlerle de toplumda bir statü elde etmeye çalışıyor. Kendisini büyüten anne babası elbette bizim toplumumuzda çocuğundan, evladından bir şeyler bekliyor. Sırasıyla okula başlıyor, okuyor, sınava gidiyor, sınavını kazanıyor. Nihayetinde okulunu bitiriyor, üniversitesine gidiyor. Gençlik işte bu devreler. Çocuğun geçirdiği bu dönemlerdeki fiziki, psikolojik, sosyolojik durumları karakterinin oluşmasına dedik katkı sağlıyor. Nihayetinde okul da bitiyor, aile üniversite, yani lisesini bitiriyor, üniversiteye geçiyor. Üniversite bitince de ailenin, toplumun bundan bir toplum bir beklentisi oluyor. Biz işte bu beklentide ailenin çocuk üzerindeki psikolojik yaptırımı, çocuğun buna karşılık vermiş olduğu durum günümüzde gerçekten de zor bir evre olarak görebiliyoruz. Bu tüm gençlik üzerinde görüyor. Öğrencilerimizin üzerinde biz bunları görüyoruz. Okulu bitirdiği zaman kendisini boş hissetmesi onun psikolojik yapısında bir sıkıntı oluyor. Eğer iyi bir okul, iyi bir çevre, altyapısı oluşmuş bir gelecek, çocuğu şen şakrak ve hayatın ileriki safhalarında daha bilinçli, daha tutarlı olmasını sağlıyor. Bunu biz kendi hayatımda da görebilirim, yaşadığım ortamda, yetişme tarzımızda. İnsan ızdıraplar, acılar elbette olgunlaştırıyor ama insan insan olabilmek için de bu yollardan geçmesi kendisini yıpratıyor. Yıpranması da bunun olgunluğu için elbette gerekli oluyor. İnsanlar ızdıraplarla, çilelerle ve acılarla olgunlaşır. Oyun, eğlence, modern tarzdaki vurdum duymazlık ise insanı benliğinin yetişmemesi, kendisinin olgunlaşmaması yönünde günlük sıkıntılara neden olabiliyor. Bu girizgahtan sonra yaşadığımız hayattan ve geçmiş dönemlerden örnekler vererek bunu sizin sorularınıza tahliye ederek bunları idame edebiliriz. Evet. Hocam ben bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi aile yapısından bahsettiğimiz ama şimdi şöyle bir şey var. Hani öğrenciler, mesela gençler çevreden çok etkileniyor. Ha, bu çevrenin etkilenmesinden dolayı da yanlış işlere sapabiliyorlar. Evet. Ha, bizim ecdadımıza yakışmayan evet. şeyleri de hani böyle davranışları da sergiliyorlar. Şimdi benim sorum ailelere ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Çocuklarına o ortamdan korumaları için, o ortamdan çıkarmaları için ya da hakim olmaları için ailelere ne önerirsiniz hocam? Şimdi toplumumuz modern tarzda bir yapılanmaya gittiği için kendilerine önereceğimiz bizim meslek itibariyle branşımız ve yaşam tarzımız itibariyle Peygamber onun sünneti, onun yolu üzerindedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde ben size bir şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı. Eğer ona sarılırsanız, ona sımsıkı sarılırsanız asla tefrikaya ve delalete düşmezsiniz. Bizim yolumuz işte o kitabullah'tır. Peygamberin sünnetidir. Onun kitabının hayata geçirilmesidir sünnetün Resulullah. Bunun örnekleri vardır. Çocuk yaşta peygambere iman etmiş, onun ahlakıyla ahlaklanmış, Allah'ın yolunu bilmiş, kendisini hayatta mükemmel bir seviyeye getirmiş, ahlak-ı kemale ermiş ve kendini insanlığa adamış, örnek bir şahsiyet olarak belirmiş. Tipleri İslam tarihinde ve bizim tarihimizde görebiliriz. Mesela Hazreti Ali'den misal verelim. Hazreti Ali, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve annemiz Hazreti Hatice'nin ibadet ettiğini gördüğü zaman diyor ki, siz ne yapıyorsunuz? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
çocuklarının yanında amcası Ebu Talib'in çocuklarından kendisini büyüttüğü için çocuk istedi. Amca dedi, siz beni çocukken büyüttünüz, ben de sizin bir çocuğunuzu büyüteyim buyurdu. O da olur verdiler ve Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'i evlatlık gibi verdiler onun yanında büyümesini istediler. Nihayet Hazreti Ali büyüdü ve Peygamber Efendimiz'e peygamberlik geldi. Hazreti Hatice annemiz de gizli ibadet ediyorlar. Aynen bugünkü gibi ibadet şeklini yapıyorlar ki bunu Cibril'in, Cebrail Aleyhisselam bunlara aynı şeklini ve şimalini bildirmiştiler. O da Efendimiz kendi ümmeti aracılığıyla bizlere asırlardır, devam ettiriyor. Biz dedi bir olan Allah'a ibadet ediyoruz Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl oluyor diyor işte bizim dinimiz Allah bize peygamber olarak gönderdi ve yeni bu din geldi, bu dinin adı İslam'dır, sen de bu dine girmek istersen gel gir. Bunun üzerine ilmin kapısı olan Hazreti Ali daha çocukken bu zaten ünsiyetini belli ediyor. Diyor ki babam Ebu Talib'e bir sorayım ondan sonra Müslüman olayım. Olur diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o Peygamber Sakale'yi, iki alemin peygamberi, 18 bin aleme rahmet olarak gönderilmiş peygamber, ahlak-ı mükemmel, kemaliyeti ermiş, Ahmet ismiyle, Mustafa ismiyle tafdil ve tasnif edilmiş o yüce peygamber, olur diyor. Bakın İslam'ı sunmakta ve çocuğun muhatabının da İslam'ı almaktaki buradaki bize veremeyeceği örnek. Hazreti Ali tamam diyor Peygamber Efendimiz'in bu cevabından sonra odasına çekiliyor. Daha sonra hemen koşarak geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna annemiz Hatice'nin yanında radıyallahu anh. Diyor ki amca diyor babam Ebu Talib ve annem Fatıma Allah-u Teala'ya sormadılar ki beni dünyaya getirirken ben de gidip anneme babama sorayım da öyle Müslüman olayım. İşte o Ali, işte onun bu cevabı gerçekten de alice bir cevap. Ali'nin alice bir cevabı. O Ali işte bugün nesillere örnek olmuş. Onun elbette o Ali'den Hazreti Hasan ve Hüseyin onun neslinden efendim büyük Sadat-ı Kiram ve günümüzü aydınlatan nice kahramanlar ve padişahlara taç giydiren bir nesil meydana getirdi. Elbette o nesil işte. Bu genç o çocukken o İslam'a peygamberin o İslam'ına inanması ve onda daim olması. Hazreti Ali buyuruyor ki ben daha çocukken namaz kılmaya başladım. Yani diğer sahabiler 40 yaşlarına doğru veya 40 yaşlarından sonra namazla mükellef olmalarına rağmen Hazreti Ali çocukluğundan itibaren vefat edeceği Kufe'ye kadar hep ömrü namazla geçmiştir. İşte bu onun hayatının oluşumunda bizler için bir örnektir diyoruz. Onun gençliği. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o genci Hazreti Ali'yi, yani bakın burada İslam'la şekillenen bir yapının, bir düşüncenin, bir bedenin, bir ruhun ne olabileceği Hazreti Ali'nin yaşamında bizler için bir örnektir. Hazreti Ali, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mert'e ziyan pare bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağına giriyor. Kafirler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı katletmek üzere odasına girdikleri zaman yorganı kaldırıyorlar, bakıyorlar ki Hazreti Ali. Korkusuzca kendi nefsini peygambere kurban ediyor. İşte genç, yetişen genç bu genç. O genç olursa işte Hazreti Ali'nin ahlakında o genç olursa, o genç 300 kiloluk Hayber kapısını iki koluyla tuttuğu gibi yerinden söküp müminlere, Müslümanlara
Hayber'in fethini nasip eden bir genç olur. Bu Zabancı gibi Balli, Esrar, Bonzai, efendim gaz çeken gençlik işte olmaz. O anne baba terbiyesinde büyüdüğü o anne baba işte peygamberin terbiyesinden büyümüşse, o terbiye üzerine ise Hayber değil, yedi Hayber'i fethedebilecek bir gençlik olur. Hocam, Mustafa arkadaşımızın bir sorusu var, onu alalım. Ondan sonra da ben de sorayım. Peki hocam, hani sizin derin okul yıllarınızdaki gençlikle şu anki gençliğin arasındaki farkı alabilir miyiz hocam? Teşekkür ederim Mustafa. Bu onlar aynı zamanda benim öğrencilerim. Mustafa Oltu Ortaokulu'ndan öğrencim, diğerleri benim yeğenim. Bu kıymetli, bu güzel girişimlerine kendilerine teşekkür ediyorum. Memleketimizin bu parantez arasında bunu söyleyeyim, ihtiyacı olan bir müessese, bir yapın olması lazım. Neden bizim naklen yayın yapabilecek bölgesel, yöresel bir yayın kurumumuz yok? Bunu da bizim bu işlere kafa yoran insanlarımızın sorumlu memleketimizde veya memleketimizde sorumluluk almış olan insanların bunu düşünmesi ve buna cevap bulması gereken önemli ihtiyaçlardan birisidir. Şimdi bizim dönemimizde biz 1980 darbesinden sonra çocuklar okumaya başladık. Biz okurduk, idealistik. Ben hatırlıyorum. İmam Hatip 1. sınıfa gittiğim zaman arkadaşlarımızla memleket meselelerini tartışırdık. Bloklar arası çatışma vardı. Yani Doğu bloku ve Batı bloku arasında soğuk savaşlar vardı. Biz o zaman memleketimizin mukadderatı ve terakkisi için arkadaşlarla böyle fikir tatillerimiz olurdu. Ve bunun altyapısı bizde mevcuttu. Okurduk. Ben mesela kütüphane kurdu gibiydim. Yani benim adım kütüphane kurduydu. Okurduk, sürekli okurduk. Giderdim kütüphane. Babam fakir, bedenen çalışıyor, yaşlı bir insan. Hiç unutamıyorum. Bir kitap aldım. Babam bunu ödeyemeyiz diye kitapçı amcamıza kitabı götürüp geri verdirdi bana. Onu hala unutamam. Ama biz gider kütüphanede okurduk. Okuyan, düşünen ve memleket meselelerine kafa yoran cihan şumul İslam ümmetini, insanlığı düşünen bir ortamımız, bir kafa yapımız vardı. Şimdi gördüğüm kadarıyla gençlik, internet gençliği, spor gençliği, efendim oyun gençliği ve diğer boş havaya gezen bir gençlik olarak görüyorum. Elbette bilişim olarak, teknolojik olarak donanımlı olanlar var. Ama gördüğüm kadarıyla nesilde biz insan yetiştirici bir eğitimci olarak da bu programımızda bununla da bildirmiş olayım. Bir 23-25 yıllık bir eğitimci olarak da yetişen neslin yeterli düzeyde birikimi, ilmi birikimi, felsefik ve diğer dinamiklerle donanımının az olduğunu görüyorum. Bunun bir şekilde sağlanması lazım. Bu engel olundu. Neyle engel olundu? İşte üniversite sınav sistemiyle. Gençler, diyelim ki düşünen beyinler bizim dönemimizde ve bizden önceki Türkiye'de veya dünyada yetişen ilim adamlarımız, düşünce, fikir adamlarımız maalesef yeni nesil içerisinde az görüyorum. Yani bilişim nesli, bilgisayar, internet nesli maalesef yetiştiriyoruz. Bunun sebebi de bizim eğitim sistemimizin test sisteminde dershane mantığı, üniversiteye hazırlanma mantığı, kapasitesi olan sportif, müzik ve diğer alanlarda nesillerin yetişmesini de engelledi. Düşünen, üreten nesillerin de yetişmesini bir noktada engelledi. Yani bir Hakan Şükür'ü, diyelim bir Rıdvan'ı bu parantez içerisinde bir Sergen'i maalesef yetiştiremiyoruz. Ben ona bağlıyorum ki
yani sınav sistem gençliğe yüklemiş olduğumuz o ağır sorumluluk bunları evlerine kapadı. Evlerine kapanmayanlar da internet siteler ve internet kafelerine kapadı. Bu aramızdaki fark bu işte. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu deneyimleriniz hakkında bilgileriniz için bizleri de dahil ettiğiniz için size bir sorum olacak. Bu geçmişten günümüze kadar ilahiyat mezunları ve İmam Hatip'teki öğrenciler hakkında geçmişten beri bir onlara karşı büyük bir şey var. Kabuktan çıkarmama, yani yumurta kapını çıkmamaları için yapılan bir baskılar var. Onlara için söylenenleriniz ne gibi şeyler olacak acaba? Teşekkür ederim Murat. Şimdi biz ilahiyat ve İmam Hatip nesli olarak İmam Hatip'i biz ilk dönemlerde bütün alanlara gidebiliyorduk. Mesela oldu İmam Hatip mezunu, 85-86 mezunu. Bizden önce ve bizimle birlikte tıp fakülteleri dahil, hukuk dahil ve diğer mühendisliklere rahat gidilebiliniyordu. Maalesef memleketimiz bir dönem sonra ilmi manada bir kıyım geçirdi. Ve çocuklarımız istediğimiz düzeyde eğitim alabilme gayreti içerisinde olmasına rağmen üniversite sınavında tüm sorularını yapabilecek olsalar dahi istedikleri alanlara gidemediler. Bu da toplumumuzda bir nefreti bölünmeyi getirdi. Ve nihayet elhamdülillah Rabbimiz bize bu yeni dönemde kapılarını tekrardan açtı. Çocuklarımız, yetişen nesil istediği alanlara gidebildiler. Buna da saygı duymak gerekir. Şimdi toplumu yöneten önderlere mesuliyet düşüyor. Eğer biz bu topraklar üzerinde yaşıyorsak, ay yıldızı bayrağın gölgesi altındaysak, 815.000 veya o civardaki toprak karesi üzerinde yaşayan insanlar olarak bizleri yöneten insanların bizim insanımız olması hasebiyle bizlerin bütün değerlerine saygı duyması gerekir. Hangi fikirden olursa olsun benim insanım değil. Yani bu adam en uçtan, en sağın en ucundan, solun en ucuna kadar hangi alanda olursa olsun bizim insanımız deyip bizlere saygı duyması, kabullenmesi gerekir. Medeni toplumlar da budur arkadaşlar. Şimdi bizden önceki dönemlerde demokrasi tarifi bile farklıydı. Bir çocukken tartışırdık. Demokrasi çoğunluğun azınlığı yönetmesi, yani ona tahkümde bulunması, onu hükümranlığı altında alması demekti. Ama modern çağda, bugün 21. asırda, teknolojik asırda insan hak ve hürriyetlerinin devası olduğu dönemde bu tanımlar da değişti. Demokrasi çoğulculuk rejimi olarak tarif edilmeye başlandı. Hocam başka bir husus da benim karşılaştığım bir konu vardı. Şimdi bir eğitimciye gittim. Oldu Gençlikler Derneği'ni kurarken ben herkesine danıştım. O eğitimciye de gittim. Dedim ki gençlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Gençlik nasıl olmalıdır? Hani bir iki düşüncenizi söyler misiniz? Kendisi de ya şimdiki gençlikte ne olur? Şimdiki gençlikte hiçbir şey yok. Gençlik mi var? Ne gençliği gibisinden şeyler söyledi. Ya üzüldüm. Ben eğitimcinin öyle söylemesine üzüldüm. Allah razı olsun hocam sizin gibi eğitimcilerden. Çünkü bizler sizin gibi eğitimcilerin ışığı altında ilerliyoruz. Sizler bizi nasıl yetiştiriyorsanız bizler de öyle yetişiyoruz ve bizden sonra gelenleri öyle yetiştireceğiz. Az demin aile konusuna değindiniz. Şimdi bizler yanlış kişilikler olmuş olsak bizden sonraki gelecek nesillerimize de o yanlışlığı aktaracağız. Ama doğru olsak doğruluğu aktaracağız. Ve burada eğitimcilere bence çok büyük iş düşüyor. Neden iş düşüyor? Bizleri yetiştiren onlar. İlkokulda daha 7 yaşında, 6 yaşında okula başlıyoruz. Gözümüzü açtığımızda okula başlıyoruz. Ve okuyabildiğimiz kadar okuyoruz. Sorun yok.
Okumanın yaşı yok. Ve Hazreti Ali'nin de çok sevdiğim bir sözü var. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bizler sizlerin kölesiyiz hocam. İnşallah sizler gibi eğitimciler bizleri daha üst makamlara, ülkenin refahı için, bu ülkenin geleceği için daha güzel yetiştirir ve bir şeyler yaparız inşallah. İnşallah. Şimdi arkadaşlar teşekkür ederim bu programdan ötürü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birisi yanına yaklaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunlarını kucağına almış, seviyor. Öpüyor çocuklarını, o şefkat peygamberi. Adam, sahabi peygamberimiz diyor, ya Resulallah benim böyle 10 tane çocuğum, torunum var. Fakat hiçbirini bu denli bu şekilde sevmedim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah-u Teala sana merhamet vermediyse ben ne yapayım? Yani en büyük edibimiz, müeddibinimiz, öğretmenimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Arkadaşlar, bu gençlikten bir şey olmaz diyen arkadaşımıza bu cevabı da bu şekilde vermiş olalım diyoruz. Elbette eğitimimiz istediğimiz düzeyde değil. Yani ilmi, teknoloji, asrı ve geçmişi kucaklayıcı bir şekilde eğitimimizin olması lazım. Tek yönlü bir eğitim olmaz. Teknolojik manada bir eğitim olmaz. Yani evliliğini teknolojiyle yapmış, sosyal hayatını teknolojiyle tamamlamış, atipi bir yapı eğitim elbette olamaz. Eğitim olamaz. Ama bizim dönemlerimizde, ben hatırlıyorum ilkokula başladığım zaman, arkadaşlar bir yıl korkumdan okula gidemedim. Yani o zamanki eğitim mantığını size arz ediyorum. Derste çocuklar rahatsızlandı mı? Öğretmenimizin korkusundan dolayı rahatsızlandığımızı hatırlıyorum. Bir yılım heba oldu. Öğretmen değil, arkadaşlar adeta işkenceci bir birimdi o dönemler. Bizim parmaklarımızdan kan gelinceye kadar ızdırap duyduğumuzu biliyoruz. Ama şimdi bu manada elbette ki bu yanlışlıklardan dönüldü. Bu güzel bir yapımız, ilerlememiz oldu. Bu da ne dedik? İşte demokrasimizin gelişmesiyle. Benim Batı tarzındaki demokrasi bizler için elbette yol gösterici ama Müslüman toplumlar olarak onların bize yol göstermesi bizlere zulmdür. Elbette zulmdür. Dünyayı asırlar boyunca aydınlatmış bir neslin torunları olarak, bir düşünce yapının atmosferinde yetişmiş insan ecdadın torunları olarak bu elbette bizlere ızdırap veriyor. Yani biz o tekamülü bizim yapmış olmamız, onlara tekrar bizim yol gösteriyor olmamız lazımdı. Çoğunluğun bizim dönemlerimizde dedik, çoğunluğun farklı unsurlara, azınlığa tahakkümü onu yönetmesi değil. Modern tarzdaki demokraside farklı unsurların çoğulcu sisteme katılması olarak bugün dünyada hayat buluyor. Elbette ki bu gelişim açısından güzel bir şey. Bu eğitimimize de yansıyor işte. Tek yönlü bir eğitim değil, çok yönlü bir eğitim. Bütün çevreden algılama, bütün çevreyle birlikte olma şeklinde, yani okul, yetişme, eğitim derken sadece okulu görmüyoruz biz. Aile, çevre, okul, dış dünya ve evren ve ruhi derinliklerden gelen birikim ve algılamalarda olarak görüyoruz modern çağımızda. Elbette buna direnmek isteyenler oluyor. Olmuştur geçmişte de, günümüzde de. Bunlar şiddetle aşılıyor. Tıpkı topa tüfeğe karşı Yeniçerilerin biz top tüfek istemeyiz demeleri gibi elbette bunlar sahanı tamamladı ve miadını doldurdular. Bunu da bu manada bu şekilde bilelim. Evet. Sayın Hocam, benim sorum biraz gündemimizden dışarı ama yakın, yani gündemimize yakın bir soru. İnsanoğlu yaratılıştan beri, yani Ademoğlu'nun soyundan gelen toplum
melekler olsun, Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu diğer varlıklardan üstün tutuluyor. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim'imizde de, Tevrat'ta, İncil'de ve diğer bilinen kitaplarda ve günümüzde olmayan kitaplarda da belirleyici olarak görünüyor. İnsan oğlunun en güzel, yani kendinin dış görünüşünü gösteren yüz hatının, mesela biz Müslüman bir toplum olarak 5 vakit namaz kılıyoruz ve bu 5 vakit namazda camiye girdiğimiz zaman alnımızı secdeye koyup kaldırıyoruz. Secdeye koyduğumuz yerde herkesi ayaklar geçiyor, temiz oluyor, kirli oluyor, pis kokuyor falan. Biz insanoğlu olarak peki bu 5 vakit eğilip kalkarken, secdeye yatarken hastalanmamızın nedeni olarak sizin söyleyebileceğiniz bir şey var mıdır acaba? Elbette. Şimdi ibadet ederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam temiz olunmasını bizlere tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de bu Maide Suresi'nde Cenab-ı Hak belirtiyor. Abdest alınma şekilleri belirtiliyor. Su ile temasımız dezenfekte ediyor bizi. Bu asırlar boyunca böyle süre gelmiştir. Bakın arkadaşlar, Batı toplumlarında, Orta Çağ'da veba hastalığı olmuştur Batı toplumlarında. Yediklerinden, içtiklerinden ötürü ve temizliklerini bilmemelerinden dolayı kıta Avrupa'sının yarıdan fazlası Orta Çağ'da kırılmıştır, yok olmuştur. Bu tür hastalık İslam toplumunda görülmemiştir işte. Sebebi nedir? Müslüman toplumların günde 5 vakit abdest almaları Cenab-ı Hakk'ın Cibril-i Emin aracılığıyla bizlere temiz olmamızı, sıhhatimizin korunması yönünde bizlere emretmiş olduğu o şekil bize Batı tarzındaki hastalıkların olmasını engellemiştir. Yani camiler tertemiz olarak kullanılmıştır. Bu görüyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki mescide gittiğiniz zaman temiz ve pak elbiselerinizle gidin. Bu bize emirdir. Yani normal bir sünnet değil. Temiz olarak gidilmesi farzdır. Yani namaz, hac nasıl farzsa temiz olarak gidilmesi de farzdır. Bunu bilen müminler işte temizliğini yapmış bir şekilde gidiyor ki asırlar boyunca camiden ve bu cemaatten, bu İslam toplumunun ibadetgahından kaynaklanan dünyanın hiçbir yerinde, tarihin hiçbir esnasında bir pislik, bir hadise veyahut da bir hastalık vücuda geldiği görülmemiştir. Bu İslam'ın işte ne kadar yüce, temizliğe ne kadar önem verdiğini ve hijyene ne kadar önem verdiğini gösteren bir örnek gösterici olarak karşımıza çıkıyor. Elbette hastalık olabilir kişilerde. Kişilerde hastalık olabilir. Bunun da o kişisel olarak kendi temizliğini yapıp ona da tabi riayet edilmesi gerekir. Cami ile ilgili alanımız, onun farklı bir program olursa bununla da Müslümanların riayet etmesi gerekenler cami adabı, toplum adabı, ibadet adabı diye bunlar da farklı bir program olursa orada da bunları sizlerle görüşebiliriz. Ama şunu söyleyeyim size, Batı'da ve günümüzde, geçmişte ve günümüzde bir toplumun bir araya geldiği olaylarda, yerlerde elbette bir takım gayri sıhhat durumlar görülmüştür. Ama İslam toplumunda bu tür oyunlar görülmemiştir. Çünkü Rabbimiz bizim beden biyolojik ve ruh halimizi bildiği için hastalığı neyle izale edeceğimizi, bu asıl yaratıcı bizim banimiz, bizi inşa eden Rabbimiz, onun neyle izale edileceğini, def edileceğini bildiği için bizi de işte günde 5 vakit emretmiş, onunla dezenfekte oluyoruz ve elhamdülillah bu tür olaylarla da karşılaşmıyoruz ki ta ki günümüzde iki ayaklı mikropların İslam toplumunu kirletmelerine gelinceye değil diyoruz. Evet. Peki hocam, bu hastalıkların artmasının sebebi de yediğimiz, içtiğimiz şeylerden olabilir mi? Yani önceden
diyelim hani sizin zamanlarınızda yediğimiz şişeler doğaldı. Evet. Gelolu değildi ama şu an yediğimiz sebze, meyve ve diğer bütün yiyecekler, içecekler gelolu. Evet. Bu konuda da bilgi alabilir miyiz hocam? Şimdi Mustafa benim ortaokuldan öğrendim. Teşekkür ediyorum. Bu tabii ki tıp alanında bir soru ve bizim de normal olarak bilmemiz, tıp alanıyla birlikte bilmemiz gereken dünyalardan ibarettir, gerekiyor bilmemiz gereken unsurlar. Bu geçmişte peygamberlerin yaşantısına bakıyoruz. Efendim peygamberimizin yaşantısına bakıyoruz. İlerlemiş toplumlar efendim bir medeniyet yaşamış, yapmış, elde etmiş toplumların hayat standartlarına bakıyoruz. Elbette buradan örnekler alıyoruz. Mesela rivayet edilir, Lokman Aleyhisselam asistanlarıyla, yardımcılarıyla bir topluluğa uğruyor. Bakıyor ki bunlar öyle yemekler yiyor ki, böyle aşırı derecede yemek. Asistanlarına diyor ki işte tam biz uygulama, iş yapacağımız alanı bulduk. Biz burada kendimize bayağı bir sermaye ediniriz ve uğraşımızı buluruz. Burada bayağı hastalık olur. Çünkü çok yemek afettir. Bunu bildiği için bütün dünya görüşlerinde, dinlerde, fikir adamlarında, peygamberlerde bu belirtilmiştir, işaret edilmiştir. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ben ümmetim için üç şeyden korkarım. Çok yemek, çok konuşmak ve çok uyumak. Bu tabii ki bunlar işte hastalığın ana kaynakları. Lokman Aleyhisselam bunu deyince bunlar ellerini ovuşturuyorlar asistanları. Tamam bize burada iş düştü diye. Az sonra bakıyorlar ki bunlar sonunda ne yapacaklar diye. Bakıyorlar ki bu kadar aşırı yemek yiyen insanlar, bu topluluk müthiş derecede bir çalışmaya koyuluyorlar. Adamlar ellerinde çalışma aletleri, o günün artık neyi içeriyorsa, o çalışma unsuru neyse, onun üzerinde öyle müthiş bir çalışma yapıyorlar ki bu Lokman Aleyhisselam arkadaşlarına diyor ki asistanlarına, haydi kalkın gidelim, bize burada ekmek yok, bize burada iş düşmez. İşte budur arkadaşlar. Yani bugün modern çağda obezite, o çok yemenin ve üzerine uyumanın, tembelleşmenin, miskin bir hayatın arkadaşlar sonucu. Şimdi bunun arkasındaki bizim modern çağdaki beslenmeyle ilgili olarak sizlere şunu da ifade edeyim. Açıklığa kavuşturalım, buzluğa kavuşturalım. Dünya şu anda beynel münel bir takım akıllar tarafından idare ettiriliyor. Mesela ekonomi, tefeci Soros ve ekibinin diyebileceğiz bazı unsurlarda, finansman sektöründe. Gıda sektörü gene dünyada bir takım karanlık mahvellerin altında ve tıp sektörü de gene dünya tıp mafyasının elinde bir yapıda. Yani onlarca yıl arkadaşlar ne yapıldı? Tabii beslenmelerden insanlar uzaklaştırıldı. Tabii beslenmelerden. Genetiği bozulmuş gıdalarla insanlar takviye edildi, beslenildi. Efendim ayaküstü vücuda zarar verecek şekiller empoze edildi. Ve hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde görüyoruz, bugün arşivlerde, resimlerde ulaşabiliyoruz. İlk öğretmen ilkokulda çocuklarıyla bira içiyor ve o dönemlerde biranın milli bir içecek ve bir litre biranın bir litre yağ ve süde bala denk olduğu aşılanıyor. Tıpkı bu toplumu rezil ve rüsva etmek için, zillete sürüklemek için. Bunlar beynel münel bir operasyondu. Ne yapıldı arkadaşlar? Tabii gıdalardan Allah'ın, Cenab-ı Hak biliyor ki o her şeyi bir nizamda yarattı, halk etti Rahman suresinde. Sakın onun düzenini bozmayın. Maalesef düzenini bozdular. Gıdalarda ne yaptı? İşte buyuruyor ki onlar iktidara geldikleri zaman ekini ve nesli kuruturlar.
İşte ekini ve nesli kuruttular. Bugün ekin yeryüzünde hayat bulmuyor. Nesil yeryüzünde hayat bulmuyor. Ne oldu? En basitinde çevremizde hayvansal ürünler, tabii beslenen hayvanlarımız ne yapıldı? Alışkanlığı değiştirildi. Biz tereyağı yerdik. Bununla vücut dinamikleşirdi. Bunun peşine ne yapıldı arkadaşlar? Suni uyduruk yağlar üretildi. Suni fırınlarda fırın ekmek kokusunu alamaz hale geldik. DNA'sı genetiği yapımının GDO'su değiştirilmiş tahıl ürünleriyle bugün fırınların önünden geçiyorsun, alamıyorsunuz bunu. İşte bu arkadaşlar ne yaptı? Toplumda kanser olaylarını tetikledi. Çaresi olmayan hastalıkları tetikledi. Sebebi ne? Dünya ilaç sektörü, dünya ilaç mafyası arkadaşlar para kazansın diye. Bunda biz kendi yakın akrabalarımızda da bunun örneklerini gördük arkadaşlar. Ne oldu? En basit, Allah korusun, bir kanser hastalığında en basit ilacı 15 bin lira. Eski parayla 15 bin lira. Bundan daha büyük sömürü olur mu? Bu parayı kim kazanıyor? Yabancı ülkeler işte. İlaç mafyası. Bu ilaçlar nereden geliyor? Amerika'dan, İsviçre'den, Almanya'dan, Hollanda'dan geliyor. Arkadaşlar bu beynelminel bir tıp mafyasının dünyayı ele geçirmiş halidir. Yani en büyük sektör şu anda dünyada en büyük sektör arkadaşlar tıp mafyasıdır. Tıpçıların kazanmış olduğu paralardır. Bu altın mafyası değil. Altın sermayedarları değildir. Teknoloji sermayesinde geçmiştir. Tıp sektöründeki kazanımlar. Mesela 2014 bütçesinde ülkemizde sağlığa ayrılan para ikinci sırada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra 85 milyar lira. Eski parayla 85 katrilyon. Bu devasa bir gider. Sebebi ne? Arkadaşlar devletin gıda güvenliğini sağlayamaması ve buna bürokrasimizin alet olması, kullanılması, insanlarımızın kullanılması, hastalıkların bu nedenle neşet etmesi, neşru nema nihayetinde bulması. Bu da bize ve devletimize büyük bir vebal olarak, büyük bir yük olarak arkadaşlar barındırmaktadır ve çıkmaktadır. Evet, evet hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Benim bir sorum olacak, ondan sonra arkadaşlarımızın sorusu varsa alalım ve programımızı öylece kapatalım. Şimdi hocam genelden özele doğru geçeceğim, bir insan olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir oğulturu olarak, bir ilahiyatçı olarak, bir hoca olarak gençlere, bizim gibi gelecek nesillerin söz sahiplerine söylemek istedikleriniz nelerdir? Birkaç cümleyle bunları alalım, sonra diğer arkadaşlarımızın sorularına geçelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, insan sadece madde değil. Manevi gıdanızı da almak zorundasınız. Çünkü Cenab-ı Hak dikkat edin diyor. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bugün en ileri teknolojiye erişmiş batı toplumları Amerika, Japonya diyelim, İsviçre, İsveç, sosyal yaşam alanında İsveç, buralarda intihar olaylarının ve aile yaşantılarının müthiş derecede erozyona uğradığını görüyoruz. Teknolojik olarak yeterliler. Eğitim düzeyleri yüksek ancak manevi beslenmeleri, manevi tekamülleri noksan olduğu için inkılaz içerisindeler, yıkım içerisindeler. Nesil insanca yetişecek. İnsanca yetişmenin yolu da insanı yaratanın emriyle yetişmekten geçiyor. İnsanı yaratanın bize neyi emrettiğini bilmemizden geçer. Onu hayatımıza tatbik etmemizden geçer. Bilmek de yetmez. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Halekan nasu illel alimun. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler helak oldular ancak amel edenler, bilgileriyle amel edenler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyur. Estağfirullah. İnnemâ yahşallâhe min ibâdil ulemâ. Allah'tan ancak ve ancak alimler korkar. Yani bilenler, bilip de amel edenler. Liyabudundan liyarufuna geçenler.
amel edip de Allah'ı tanımaya geçenler, Allah'tan layıkı vesile korkarlar. Helekel amilun illel muhlisun. Efendimiz buyuruyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, amel edenler yani İslam'ı yaşayanlardan da helak edilecek. Onlar akıbeti iyi olmayanlar olacak. Ancak ihlas sahipleri ve illa buyuruyor. İhlas sahipler içerisinde de gene Allah muhafaza etsin, akıbeti hüsrana, Allah'ın katında hüsrana uğrayanlar olacak. İşte bunun önüne geçmek için bu yolu biz adım ve adım takip edeceğiz. Biz arkadaşlar şu anda dünyanın müthiş bir tuzağı, kuşatılmışlığı içerisindeyiz. Yani İslam alemi olarak, memleketimizin gençliği olarak bunları bilmek zorundasınız. Eğer bunların bu hal ve hareketlerini bilmezseniz yarın sonumuz perişandır. Yani toplumlar arkadaşlar silahla bazen yıkılmayabilir. Ama toplumları ahlaken, hukuken, kültüren kuşatırsanız, onları cender altına alırsanız silahla yıkamadıklarınızı içeriden dinamitleyerek birbirlerinden itimadı sarsarak yıkmış olursunuz. Bunun arkadaşlar tedavisi nedir? Kur'an eğitimidir, İslam terbiyesidir. Nesiller nasıl ekmeğe aşağı ihtiyaç duyuyorsa, yaşam için duyuyorsa, işte biz de İslam'a, İslam terbiyesine öyle ihtiyaç duyup onunla yetişmemiz lazım. Bu manada olursa elbette ki daha nice başarılar elde edebiliriz. İnşallah. Evet. Yani, varsa sorunuz Cunat Bey. Ümmet olarak, İslam devletleri olarak büyük, İslamiyet'in sancağını Peygamber Efendimiz'den gelen, halifelikten gelen o sancağı taşıma amacında kendi ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkeler tarafından bir beklenti içindeler. Türkiye Cumhuriyeti'nden bir kurtarıcı olarak görüyorlar diğer ülkeler, Orta Asya, Orta Doğu Cumhuriyetleri. Bizim de ümmet olarak çok zayıf bir dönemdeyiz. Yani tam bir inançlı bir ümmet değiliz. Bu da geleceğin gençlerine karamsar bir göz olarak bakıyoruz. İnşallah geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin de temiz yollardan, temiz adımlar atarak hareket etmelerini umuyorum. Şimdi hocam, hani sizin gençlik yıllarınızdan, öğrencilik yıllarınızdan birer tane anılar alabilir miyiz? Hem izleyicilerimize bilsin, öğrensin. Şimdi Mustafa, teşekkür ederim. Ben İlahiyat Fakültesini okurken babam yaşlı, böyle yurtta kalacak, yurt giderlerini karşılayacak maddi sıkıntılarımız var. Efendim Erzurum'da bir yerde kalamıyorum. Akrabaların yanına gidip geliyorum. Rahmetli annem oturuyoruz evde, eski evimizde. Dedim ki anne, dedim, ben gitmeyeceğim. Ben nerede kalacağım? Buraya gidiyorum. Üçüncü sınıftayım. Daha yeter dedim. Yani gidip akrabalara sığınıyorum. Onu sizlere anlatayım. Çünkü hala o içerimde bir yük. Rahmetli kendi derdi ki bana, benimle konuştuğum, böyle sıkıntıya düştüğüm zaman derdi, oğlum sen iki körün bir değneğisin. Teknede tek ekmeksin. Beni çok severdiler. Ben anne babamın ikinci evliliğinden yaşlı dönemde olduğum için beni böyle bir buluntu gibi bilirdiler, görürdüler. Ben de saygıda kusur etmezdim. Çok severdim onları. Yani ayrı bir dünya. Anne, dedim, ben gitmiyorum. Bir pazar günü belediye aracına binip Erzurum'a gideceğim. Orada akrabalarda kalıyorum. Nur içinde yatsınlar. Bana anne ve babam kadar iyilik ettiler. Arkadaşlar, gitmeyeceğim deyince rahmetli annem başladı ağlamaya. Oğlum, dedi, sen artık deveyi kesmişsin, yüzmüşsün, kuyruğunda kalmış. Gitmiyorum, olmaz, dedi, başladı ağlamaya. Hiç unutamıyorum, hala o gözyaşları gözümün önünde.
Dedim ki anne dedim, onun halini görünce yaşlı kadın, anne dedim eğer ben öleceğimi bilsem dahi dışarıda kapılarda yatsam, orada öleceğimi bilsem dahi ve başarma durumu her türlü zorluğa rağmen benim ölümüm dahi buraya gelse ben bu işi tamamlayacağım. Bu işi tamamlayacağım ve elhamdülillah tamamladık ve okulumuzu bitirdik. Yani sıkıntılar geçicidir. İnsan ümitsizliğe düşmemeli. Ve elhamdülillah ümitsizliğe düşmedik. Her türlü zorluğa rağmen direndik. Rabbim da bize bunları nasip etti. Allah cümlemize, cümle müminlere, mümin çocuklarına ve İslam alemine muvaffakiyetler versin diyorum. Size böyle bu anımı hatırlatmış olduk böylece. Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Son hususu belirteyim, ondan sonra da programımızı kapatalım. Şimdi programımızın başında söylemiştim. Oldu Kaymakamı Mehmet Gülkan Zengin'e çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çünkü bu teşekkürü yapmamın sebebi bizi böyle bir rahat bir ortama kavuşturduğu için. Ne kadar da teşekkür etsem azdır diye düşünüyorum. Allah razı olsun, geldiği günden beri etkisini ilçede gösterdi. Çalışkanlığını gösterdi. Çok da yani görüyoruz bunu. Tebrik ediyorum. Şimdi diğer husus, bazen böyle şeyler oluyor. Hani bazı arkadaşlar bizlere yanlış yönlere çekmeye çalışıyorlar. Hani ona öyle bir yorum yapmışsınız, buna böyle bir yorum yapmışsınız. İki bölümde de bunları söyledik. Tekrardan hafif değineyim. Bizler hiç kimseyi burada eleştirmek için bir şeyler yapmıyoruz. Bizler gençler olarak öyle bir şeye, yükün altına girdik. Saygıdeğer hocamız, Allah razı olsun tekrardan, geldi, bizleri şereflendirdi. Ve inşallah ileriki programlarda daha farklı simaları, daha farklı işlerdeki kişileri buraya getirtireceğiz. Burada sohbetimizi yapacağız. Bu program böylece devam edecek. Ne kadar yapabilirsek o kadar devam edeceğiz. Yine sesten olabilir, bazı görüntüden olabilir, hafiften de olsa eksikliklerimiz olmuş olabilir. Bunları da gün geçtikçe tamamlayacağız. Bu üçüncü programımız zaten. Diğer hususa değinip ondan sonra kapatayım. Bugün gençliği konuştuk. Bugün gençliğin sorununu konuştuk. Bizler de genç arkadaşlar olarak hocamızın tavsiyelerine uyacağız. Tavsiyelerini dinledik. Bundan sonraki zamanlarda da o tavsiyelerin ışığında kendimizi, yol haritasını çizeceğiz. Şimdi bugün İslam toplumlarına bakıldığı zaman bütün nerede bir sorun varsa İslam topluluklarındadır. Bunun sebebi de Müslümanların birlik olmasını istemediklerinden dolayıdır. Şu anda Mescid-i Aksa işgal altında. Zalim İsrail her zaman yaptığı gibi zulümlerini sürdürüyor. Müslümanları birlik olmaya tekrardan davet ediyoruz. Hep beraber olalım, tek ses olalım. Kimseye kendimizi ezdirmeyelim diyorum. Sözlerimize burada son veriyoruz. Hocama da söz hakkı verelim, programımızı kapatalım. Gençler, bu programdan ötürü hepinize teşekkür ederim. Keşke bu programlar bizim çocukluğumuzdan itibaren yapılsaydı. Şimdi yöresel değerlerimiz var. Yöresel değerlerimizin tanıtımıyla ilgili. Yani insanı değerler. Şeyler değil yani. Diyelim maddi değerler ötesinde manevi değerlerimiz vardı. Yöre ağzıyla konuşan yerede tanınmış insanlarımız vardı. Onları böyle bir hatıra olarak çekip bunun bizim sitelerimizde saklı durulması onları ölümsüzleştirebilirdi. Bu değerlerimizi kaybettik bir kısmını maalesef. Ya çok azınlık kaldı. Onları yani bu onların da bir şekilde programlara çıkarılması. Bir dahaki programa eğer düzenlerseniz bizimle ilgili, bizim çevremizin geçmişiyle ilgili tarihi bilgilerini de size aktarmak istiyorum ki bu Oltu'da olanlar, internet aracıyla Oltu'nun dışında olanlar da bu belgeleri görerek bundan bilgilenmiş olsunlar ve bu da geçmişten geleceğe dönük bir eser olarak bizlerin aracıyla kalmış olsun.
Bunlar da inşallah bir dahaki programda bizim ailelerin geçmişle ilgili belgelerini, şezelerini inşallah sunmaya çalışacağız. Eğer müsait bir zaman olursa bu programı başlatmanızdan ötürü de tekrar teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Allah'a teşekkür ederiz hocam. Tekrardan ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bir telefonla buraya geldiğiniz için ilerleyen bölümlerde dediğiniz projeyi yapalım. Hani birkaç hafta sonra olur, ne zaman olur onu ayarlayalım. Tekrardan iletişime geçelim. Burada da sizlerle oltu hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Tarihteki büyüklerimizi tanıyalım en azından. Hocam tekrardan teşekkür ediyorum. Programımızı burada bitiriyoruz. www.oltugençlik.com web sitesinin yazarları olan Mustafa Bingöl, Murat Bulut ve ben Kadir Bulut'la saygıdeğer hocamız İlahiyatçı Yavuz Özden'le beraber bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.